Şimdi Batı dendi ama şimdiye kadarki performansa baktığımızda Türk ordusunun birkaç farklı noktadan aynı anda operasyon yapma kabiliyeti ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu biraz da işte PKK'nın oradaki savaşma gücünü biraz geniş alana yayma çabasından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı bugün Münbiç'e de işaret etti aslında, onun da sinyalini verdi. Yani Münbiç'e yönelik bir operasyonda eli kulağında diyebiliriz belki de. Yani işte zamanlamasını ayarlayacaklardır onlar. Belki Afrin operasyonu bitmesi beklenecektir. Afrin operasyonda ortaya koyulan aslında kararlılıkla belki Münbiç'in daha siyasi bir müzakere sonucu çözümle PKK'dan arındırılması bile sağlanabilir. İlk kısımda dediğim gibi yani askeri operasyonlar devam ediyor ama diplomasi trafiği de oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. PKK'lılar batıdan beklerlerken Türk askeri doğudan girerse şaşırmayalım. Yani bence bunu fazlasıyla, bu sürpriz operasyonları fazlasıyla yapmaya devam edecekler. Dediğim gibi biraz Afrin topografisi şeye böyle tek bir noktadan operasyon yapmaya müsait olan bir yer değil. Çok farklı yükseltiler var, çok farklı geçiş yolları var, stratejik noktalar, tepeler var. Afrin'in o şehir merkezinin haritaya yayılımı doğrudan bir askeri operasyona çok müsait bir yapıya da sahip değil. Yani bir ova gibi Afrin'den, yani bizim İdlib'de kontrol ettiğimiz Darta İzze bölgesinden baktığımızda aşağıdan Afrin'e, şehir merkezine doğru giden bir şey var, bir ova var. Biz şu an o ovanın en batısında yer alan Cindires civarını aktif bir şekilde hava kuvvetleri eliyle vuruyoruz. Ama birçok farklı noktaya aynı anda operasyon yapıyoruz. Bence bu böyle devam edecek. Devam edelim. Terrifat dendi. Terrifat'ta PKK'nın ciddi bir yığınak yaptığını biliyoruz. Hatta şöyle bir olay vardı. Terrifat'ta doğrudan PKK'lı olmayan ama PKK ile ittifak içerisine giren bir takım Arap gruplar vardı. Suriye Demokratik Güçleri altında. Evet. Bunlar Terrifat merkezliydi. İleriki aşamalarda PKK'yı satma ihtimaline binaen bu Terrifat'taki Arapları Afrin'in daha içlerine doğru gönderdiklerinden bahsediyorlar ki Terrifat çatışmaları başladığında saf değiştirmesinler Türkiye'ye doğru. Yani özellikle o Terrifat hattına fazlasıyla ellerinde tutmaya çalışacaklar. Çünkü dünyaya açılan kapıları, oraya lojistik köprüleri ciddi bir zarar görmüş olacak. Evet.